Alo, iyi günler. İyi günler. Buyurun Selin Hanımcığım. Benim Selin Hanım'aydı sorularım. Tabii ki, buyurun. Selin Hanım, ben 3 yıldır evliyim. Evet. 1,5 yaşında bir oğlum var. Eşimin benden önce görüştüğü 3 yıllık bir sevgilisi varmış. Evlenmeden biz, evvel. Evet, evet, evlenmeden önce evet görüşmüş. Biz 4 ay konuştuk. Sevdik, hani severek evlendik. Ama eşim biz evlendikten sonra da onunla konuşmayı bırakmadı. İşte bu güzel değil. Sen biliyor muydun? Evet. Yok, ben konuştuğunu biliyordum. Eski bir sevgilisi olduğunu biliyordum ama devam ettireceğini bunlar bilmiyordum. Nasıl konuşuyorlar? Yani internet yani, üzerinden mi? Sesli mi? Mesajla mı? Ayrı şehirdeler aslında ama telefonla, internet üzerinden her türlü görüşüyorlar. Bütün imkanları kullanıyorlar. Ne sıklıkta görüşüyorlar? Yani her gün görüşüyorlardı. Ben bir aylık evliydim. Evladım, peki hiç söylemedin mi gördükten, anladıktan sonra? Bir söyledim. Evli adam, tabii ki söyledim. Asla ve asla öyle birileriyle keyif için, ahbaplık için, arkadaşlık namına bile görüşmemesi lazım. Bu evliliğin kurallarından biridir. Ne var o arkadaşım? Olamaz. Senin daha arkadaşın önce sevgili olan, birlikte sonra arkadaşımız arkadaş olursa olur. Ne yapacaksın şimdi? Şimdi görüşmüyor ama önceden çok yaptığı için ben yaklaşık bir 5 defa falan yakaladım yani. Boşanma aşamasına kadar da vardı bu olay ama 1,5 yaşında bir oğlum olduğu için bırakıp da gidemedim. Aslında o da çok seviyor, o da bırakamadı. Yok, bırakma, Allah korusun. Hayır ama karşı işte tarafa sordun mu sen benim kocamla niye görüşüyorsun diye? Ay, sormuyoruz, ben sordurtmuyorum. Ona da sordum, onunla da konuşmaya çalıştım. Biz dayanamıyoruz genellikle de böyle hemen tabii bir karşı tarafla şunun temasa geçince bak etmiş. Şunun için zayide istemiyorum. Karşı taraf o kadar, bazı iyi insanları ayırıyorum ama o kadar çirkef çıkıyor. O hayır, kadar kötü düşünceli bir insan olsa zaten çocuğu olan bir adamla konuşmaz. Evet. Tabii, tabii haklısın, bak hiçbir şey demiyorum, seni doğru. Seni çok sinirlendirir. Ayrılmamak iyi bir fikir ama bu neye benziyor? Ağrı kesici ilaç alayım da şu ağrıyı duymayayım. Ağrının sebebini bulmadıkça o ağrı gelir. Sonra temin ki söylediğim gibi olur ha, bir dişli birine rastlar. O arayış içinde o dişli onun bir ruhunu, kalbini aşığım diye alır, sen de ortada kalırsın. İyisi mi? Şunu gel şekerim, ne olursa olsun evliliğimizi bir temize çıkaralım. Nedenlerinin içlerini arayalım. Ben sana kıyamıyorum, çocuğuma kıyamıyorum. Senden ayrılmayı hiç düşünmüyorum. Ama böyle devam edemem. Hadi şekerim, hadi canım dersin. Tırık gidersiniz. O da evet, evlilik terapisi. Konuşuyorum zaten, iyiliğe de bulduruyorum. Bana da oğluma da çok düşkün. Aileme karşı da öyle, hiçbir saygısızlığını görmedim. Güzel. Güzel, ama onu güzel yani telefondan alıkoyamayan bir şey var. Telefon elinden hiç düşmez. İşte gözün onlar güzel telefonla, değil. Yatar telefonla. Yok. Bunları ben beğenmiyorum canım. Yani senin kocan şimdilik çocuğun hatırına yapmıyormuş gibi duruyor. Yarın öbür gün bu kızlar çok fazlasıyla azgın. Ama bir şey soracağım azgın hocam. Burada bir enteresan durum var. Bak şimdi 3 sene bu kızla çıkmış ama evlenmemiş. Seninle evlenmiş. Ama niye devam ediyor evet, Ceyhun? Ben de çok yani düşünüyorum. Sonuçta benimle evlendiyse geçmiş olsun artık diğerlerine. Onlara güle güle. Ama niye bırakamıyor? Niye? Kız mı bunu bırakmıyor? Kız. Bizimki mi onu bırakmıyor? Kız. Evet, kız da hırs eminim yapmış ya. Niye benimle evlenmedi, onunla evlendi? O konuşmayı bıraksa eşim de kesinlikle konuşmaz. 3 yıl boyunca onunla konuşuyor ama 4... Yani beni ilk gördüğünde bana benimle evleneceğini söylemişti. Çünkü çok sevdik birbirimizi. Ama hala da içimde bir şüphe var yani. Güvenemiyorum ona bir türlü. İşe ama o şüpheyle de yaşama bak. İşte dedim ya şey. Sen ona bir kere güvenmeyi seç. Bir süre böyle gitsin. Yani karıştırma telefonunu, çok fazla bakma. Bak bana sorarsan ablan olarak. Yarın öbür gün bir çünkü yerden çıkarsa karışmam. Böyle aç, yara aç olanlara kırıntılar çok yapışıyor. Sana oo, söyleyeyim. Çok ağır. Yara aç olanlara evet, kırıntılar çok var yapışıyor. Var ya şekerim. Ama kadınlar böyle. Ay sen bir görsen. Ama o kadınlara da ben inanıyorum. Ne işin var kardeşim evli barklı adamla? Hayır sen istediğin kadar inanma. Sana ait değil, o adam başkasına ait. Hayır sen efendim, ne istiyorsun? Onu kabullenmiyor, ne demek ki ona ama niye? Ama bunu bilerek beraber olabilen kadın bilmiyorum. O çok azdır bak. Adamlar söylemiyorlar. Yalan söylüyorlar. Her dakika kadını arıyor. Ya bana çok öyle gelen oldu Zahide abla, bak ben kötü birisi değilim. Ama beni devamlı telefonla arıyordu. Her yere gidiyorduk beraber. Bu adamın evli olduğu aklımın ucundan bile geçmedi. Çünkü yalnız yaşıyor gibi davranıyordu. Ama işte. Bak kocanızın yalnız yaşıyor gibi davranmasına izin vermeyin. Katiyen, o kadar evet, değil tabii. Çok haklısınız. Ve de prensip olarak bu diğer kızlara söylüyorum. Aşık olmak vesaireyi geçiniz. Prensip olarak evli bir adamdan ağzıyla kuş tutsa hayır basın.
bir başka evliliğin üstüne yeni bir şey olmaz. Onlar sadece sizi kullanır, yine de karısına döner. Ta ki eğer aşıksa size, hasbelkader oluyor bazen, o vakit karısını boşuyor. Sakın umuda kapılmayın. Ama onda da ah almış olacaksınız. Yazık. Ben korkarım. Ben olmam. Yani ben zor istemem. Zor yani o işler. Peki.